bugün şöyle bir sizle alıştırma, egzersiz çalacağız. Bu tabii bir egzersiz değil aslında, bir parça. Kara kaş gözlerin elmas parçasının ara sazı bu. Bunu biz size etüt gibi çalacağız. Amaç ne, yine üst bileklerimiz, bileğimizi alıştırmak. Üst alt ve parmaklarımızı açabilmek. Etüt çalışması olmadan çalgıyı geliştiremeyiz. Onun ilk önce bir bilelim, öğrenelim. Türkü çalarak bağlama çalmak gelişmez. Belirli bir şeyleri, hareketleri sürekli yapmak lazım ki parmaklarımız güçlensin, bileğimiz güçlensin. Bu ama etüt çalarken sıkıcı oluyor. Bu bazı türleri etüt gibi çalarak daha keyifli hale getirmeye çalışıyoruz etüt olayını. Nasıl bunu sürekli üst alt yaparak kullandım. Benim bir etüt çalışması. Öğrencilerde bunu deniyoruz genelde. Ve orta telden dem alacağız. Orta dem nasıl alır? Hani bizim sazımız akustik bir çalgı ve etnik bir çalgı. Bir dem alınan bir çalgı. Ya yani orta telden, yani ses uzasın diye, bizi altta bizi bir şey tutsun bizi diye sürekli re'ye arada bir dokunuruz genelde. Ya da karar sesimiz neyse o tele dokunuruz, o şeye dokunuruz. Biz bu türküyü re karar çalacağız. Yani bağlamaya göre re karar, piyanoya göre ya da batı müziğine göre burası fa'ya denk geliyor. Çünkü bağlamam şu an do'ya akortlu. Burası re dediğim yer batı müziğinde fa oluyor. Ya yani akort cihazında da f harfine denk geliyor bu. Onu da ilk önce söyleyeyim. Mi bemol 2 bas yapacağız bu etütte. Uşak bir ezgi çünkü. Yani fa not, yani re karar üzerine mi bemol 2 alıyor. Uşak deniyor buna makam. Uşak makamı deniyor buna Türk müziğinde. Uşak makam. Üçüncü, dördüncü parmaklarımızı güçlendirmek ve dediğim gibi bileğimizi tam oturtmak, ellerimizi açmayı öğrenmek için kullandığımız bir çalıştırdığım bir alıştırma, bir melodi diyeyim. Yani parçanın gerisi var tabii ama biz sadece bir kısmını çalacağız. Onu şöyle yavaşça çalayım. Si bemol ve mi bemol 2 var parçada değiştirici işaret. Gerisi hepsi natural seslerin. Bunun notasını yazacağım notasını da sayfada, Facebook sayfasında paylaşırım. Oradan takip edersiniz. Şöyle başlıyor. Üçüncü parmak La'da. Dikkat. Parmaklarına dikkat edin. Şöyle. İlk önce bütün bir çalayım sonuna kadar. Sonra parçalayayım. Şöyle. La si la sol la re. La si la sol la re. La si la sol la si la sol la si la sol fa re. Sol la sol fa sol. Şöyle bir daha şöyle parçalayarak çalayım. Yavaş çalışıp söylemeyi, notları söylemeyeceğince bayağı karıştı. Şu parçalayarak söylersem daha iyi olacak. Şöyle. Yani aslında bir motif var. O motifi sürekli başka notalarla şey yapıyor. İlk motifimiz şu. La si la sol la re. La si la sol la re. La si la sol la si la sol la si la sol fa re. Bu ilk motif bu. Ne yapıyor? La'yı üçüncü parmağa koyuyor. La si derken 4 si bemol, sol 1, re'yi de orta tele vuruyor, dem alıyor orta tele. Orta telin boş hali, boş hiçbir yere basmadan orta tele vurursak re sesi çıkıyor zaten. Şöyle. La si la sol la re, la si la sol la re, la si la sol la si la sol, la si la sol fa re. Bu. Sonra ikinci bölüm.
artık. Aynı motifi solde başlıyor bu sefer. Sole bu sefer ikinci parmağımızı koyuyoruz. Dördüncü parmağımızla la'ya yetişmeye çalışıyoruz. Elimizi açıyoruz. Birinci parmakta fa'da bekliyor bak. Verin şöyle. Sol la sol fa sol re. Sol la sol fa sol re. Sol la sol fa sol la sol fa sol la sol fa mi re. İkinci motif sonra fa'dan başlıyor. La'dan başladı. La sol fa'ya geldi şimdi. İkinci parmak fa'dan, birinci parmak mi'de, dördüncü parmakla sol'a yetişmeye çalışacak. Sol la sol fa sol re. Pardon yanlış söyledim. Fa sol fa mi fa re. Fa sol fa mi fa re. Fa sol fa mi fa sol fa mi fa sol fa mi re re. İlk re alt tel, ikinci re orta tele vuruyor. Buraya kadar hiç durmadan çalayım mı şöyle? La si la sol la re. La si la sol la re. La si la sol la si la sol la si la sol fa re. Sol la sol fa sol re. Sol la sol fa sol re. Sol la sol fa sol la sol fa sol la sol fa mi re. Fa sol fa mi fa re. Fa sol fa mi fa re. Fa sol fa mi fa sol fa mi fa sol fa mi re re. Fa sol fa mi fa. Pardon yanlış söyleyeyim bu yapıya. Mi fa mi re mi sol. Fa sol mi fa mi fa re mi re. Re mi fa sol la si sol si la re yapıyoruz. Bak şuraya gel kenara kaldık mı? Fa sol fa mi fa fa sol fa fa sol fa sol fa sol fa re re yapıyorum. Mi fa mi re mi sol fa sol mi fa re mi fa sol la si sol si la re yapıyor. Şuraya bir daha alalım. Mi fa mi re mi sol yapıyor bak. Mi fa mi re mi sol. Hep üstad üstad diyor dikkat. Mi fa mi re mi sol. Fa sol mi fa mi fa re mi fa sol. La si sol si la re. Şuraya alayım. La si la sol la. Mi fa mi re mi sol. Fa sol mi fa mi fa re mi fa sol. Dikkat edin. Fa sol mi fa mi fa re mi derken hızlanıyor şey. Yani. Mi fa mi re mi sol fa sol mi fa re mi yapıyor bak. Fa sol fa mi fa sol mi fa mi re fa sol fa mi fa mi fa mi re mi sol fa sol mi fa re mi fa sol la si sol si la dediğinde en başa dönmüş oluyor. Şuraya kadar baştan geleyim. La si la sol la re. La si la sol la re. La si la sol la si la sol la si la sol fa re. Sol la sol fa sol re. Sol la sol fa sol re. Sol la sol fa sol la sol fa sol la sol fa mi re. Fa sol fa mi fa re. Fa sol fa mi fa re. Fa sol fa mi fa sol fa mi fa sol fa mi re re. Mi fa mi re mi sol. Fa sol mi fa re mi fa sol. La si sol si la re. La si la sol 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 fa re. Burada artık iyice tarıyor. Sürekli aynı hareket yapıyor. Daha kaç sefer yapıyor? La si la sol 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 fa. 7 sefer la si la sol yapıyor. Dikkat. Bak bir daha söyleyeyim. La si la sol 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 fa. 8. fa'ya geliyor. Dikkat. Aynı şeyi sonra sol la sol fa 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 mi. 8. mi bir düşüyor. Fa sol fa mi 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 re yapıyor. Gerisi aynı. Mi fa mi re mi sol fa sol fa mi. Mi fa mi re mi sol fa sol mi fa re mi re 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 yapıyor. Aynı şeyi yani ilk kitabı yaptığı ikincisinde döşüyor. Nasıl ikincisini yapayım şöyle. La si la sol 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 fa re fa sol fa sol la 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 sol fa mi. Fa sol fa mi 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 re mi fa mi re mi sol fa sol mi fa re mi re 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 re. Sonra böyle yapıyor.
En baştan şöyle baştan notasını söylemeden çalayım. Ya bunu bol bol dinleyin. Böyle şöyle yavaş çalacağım. Parmak fa'da, ikinci parmak solde, dördüncü parmak la'ya nasıl yetişir? Baş parmağımızı ortalayın yani. Sol ikinci parmağın olduğu yere doğru gelsin. Şöyle geri atarsanız gitmez parmak. Orta açacağız parmakları ve ortalayacağız baş parmağı. Baş parmak kilit çünkü burada. Baş parmağı ortaya getirirseniz açılır parmağınız. Sadece mesela şunu. Sadece bölüm bölüm bölüm. Yani la si la sol olmadan bu devamını geçmeyin. Bu çok faydalı bir alıştırma olacak sizin için. Bol bol çalışın. İyi seyirler. Yanlış söylediğim notaları da idare edin artık.